Nani, nani, nani. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Alabilir miyim bir saniye? Şöyle bir inceleyebilir miyim anneciğim? Of, çok güzelmiş. Arkadaşlar, bu çöp kamyonu çok ağır. Taşıyamıyorum. Bakar mısınız? Tekerleklerine bir bakar mısınız? Şöyle çevirelim. Oo, sesi de çok güzel. Wow. Bip bip bip. Bak, şunu da takalım. Dur. Şimdi kapat şöyle. Ay, elim sıkıştı. Bir saniye. Heh. Şimdi bunu takalım mı çöpü? Bir dakika dur. Bir dakika şunu alalım. Ben de yapabilir miyim bir kere? Bir kere de ben yapayım. Lütfen, lütfen. Bir takayım anneciğim. Bir kere de ben yapayım. Takamadım ama. Sen yardım eder misin bana? Hadi. Hadi şimdi böyle. Ama bu... yere düştü. Hay Allah. Yapamadık ya. Sen kamyonu tut gitmesin. Kamyonu sıkıca tut. Heh, bir dakika dur. Bir dakika. Ay. Dur. Şimdi oldu. Böyle döndürüyorum. Ben de yapabilir miyim? Heh, bir kere de ben yapabilir miyim? Dur bir saniye. Şöyle bırak bir. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi bakın. Bir, iki, üç. Bir saniye bırak. Böyle. Ve çöpler gitti. Elini çeker misin Fatih Selim? Ve böyle ta 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 tam. Çöpleri içine atıyor. Şunun içinde çöp olsaydı şurada. Şuraya kağıtlar atarız. Çöpleri atarız. Sonra bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir saniye. Böyle çöpleri içine atıyor. Çok keyifli. Bir daha yapalım. Sen bunun içine oyun hamuru, tekerlekten oyun hamuru yapmayacaksın değil mi? Hı-hı. Yapmayacaksın değil mi anneciğim? Hı-hı. Tamam, bravo. Bu sefer oyun hamuru tekerleklerine yapmayacağız. Çünkü öbür kamyonun tekerleklerine Fatih Selim oyun hamuru yapmış. Çok kirletmiş kamyonu. Ben de çok üzülmüştüm. Dedim ki nasıl temizleyeceğiz bunu şimdi dedim. Fatih Selim artık yapmayacak. Bana söz verdi. Evimizi öyle kirletmeyecek. Çünkü artık çöpçü oldu. Kirletemez. İstese de kirletirse temizlemek zorunda. Çünkü bütün çöpler ondan sorumlu. Koltuğun üstünde mi sürüyorsun sen kamyonunu? Çöp kamyonu koltuğun üstünde sürülür mü? Aa, bakar mısınız? Yeni adetler çıktı bize. Şimdi bizim itfaiyemiz var, ambulansımız var, çöp kamyonumuz var. Ne güzel bir iş makinesi doldu evimiz, iş makinalarıyla doldu. Değil mi? İtfaiye zaten en önemli şey. Ambulans da çok önemli. Çöpçü olmak da çok önemli. Daha ne olsun? Bir tane de iş makinesi lazım inşaat yapabilmek için. Değil mi anneciğim? Bak burada da var. Evet, bizim bir tane itfaiyemiz var. Bunu size daha tanıştıramadık. Bu oyuncağımızı doğum gününde Fatih Selim'e getirmişler hediye olarak. Ama buna bayıldık. Çok güzel. Böyle içinde hortumu da var galiba. Ben bunu daha sonra size detaylı olarak aslında göstermek istiyorum. Şurada hortumları var. Şu anda diğer arabayı tanıtıyorum. Sonra bunu da göstereceğim size. Bu araba çok güzel bir itfaiye. Böyle merdiveni var bakın. Dur bir dakika dur. İtfaiye arabasına çarpıyorsun. Harika oyuncaklar. Ne yapıyorsun sen? Ha? Şöyle park et yanına bakayım. Park et anneciğim yanına. Park ettin mi? Şöyle koyalım istersen bak. Şu tarafa doğru döndür. Ha, yanına park et. İtfaiyenin yanına park et. Çok güzel oldu Fatih Selim. Şöyle. Bak, sıralayalım bütün büyük arabalarını, tamam mı? Hepsini sıralayalım ve fotoğraf çekelim onlarla. Çok güzeller anneciğim. Güle güle kullansın benim oğlum. Babaannesine, anneannesine ve halasına tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Peki, kamerayı kapatıyorum ben. Hadi bay bay yapalım anneciğim. Arkadaşlar ben kamerayı kapatıyorum. Hadi bakalım, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Fatih Selim de bay bay yapacak mı? Fatih Selim bay bay. Hadi bak bak bir. Görüşürüz. Hoşça kalın.